Karadis iptal mi diye sormuşlar. İptal değil arkadaşlar ama Galatasaray ısrar etmedi. Fred konusunda da aynı şekilde kulübüyle görüşülüyor. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda olacaktır bu iş. E, Galatasaray kardiyo açıklayacak. bununla birlikte Güney transferine de açıklayacak Galatasaray. Kaleci konusunda biliyorsun ki anlaşma sağlandı abi. Aslında birazcık da Güney konusunu şöyle konuşabiliriz. yerli durumunu belki ile zaman zaman kapatıp ileri hatta yıldız oyunculara daha çok şans verebilme ihtimalini yükseltecektir Galatasaray'ın. bununla birlikte baktığımız zaman Dibal ismini soranlar olmuş. Yani Dibala ile ilgili Sertan abi sen bir şeyler söyle. Ben çünkü Dybala ismini çok ihtimal vermedim hiçbir zaman. Yani gönül ister izleyelim ama arkadaşlar bir de bütçe meselesi. Ee, bir de kaç oyuncu için kaç sponsor ikna edeceksiniz? Tamam. Ee, Icardi'de taşın altına eline sokanlar vardı. Ee, iş dünyasından sponsor olarak. E, ee, Zaha'da da aynı şey gerçekleşti. Daha orta sahaya banko Adam arıyorsunuz. Bence bu yüzden DiBala çok bana şu anda ne bir bilgi var ne bir şey var. Öyle masada bir DiBala transferi falan yok. Ama şunu da unutmayalım. Yani e, yarın bir gün çıkar olur. E, sonra bizden bilmeyin niye yok diye kimsenin zaha transferinden bile haberi yoktu. Bir iki çok kıymetli gazeteci e, meslektaşımızın bir iki söylemesi var. Hatta bazılarının da ya. Bir şey duyum var ama söyleyemiyorum. Yani kimse teyit etmiyor Galatasaray'da dediğini biliyoruz. E bu da e, masada. Şimdi geçen sezon yapılan Icardi transferi vesaire bunlar e, bu sezonda devam ediyor. Yani öyle çok fazla bağıra bağıra transfer de yapmıyor Galatasaray. Birkaç oyuncunun da ismi önaltılıyor ama arkasında başka oyuncular da var ama Dybala bence çok gerçekçi gözükmüyor şimdilik. Evet, e, arkadaşlar bu arada Yaklaşık 1200 kişiye yakın bizi e, takipçimizi seyrediyor. Bu arada teşekkür ederiz. Beğenirseniz daha çok kişiye de ulaşabilir e, bu yayın ve e, yayın sonrası da yorumlarınızı YouTube videonun altına yazabilirsiniz. Biz de bunları bir sonraki programlarda değerlendire değerlendirmeye devam ederiz. Abi şöyle durumlar var. Şimdi e, Fred oldu mu diyenler var, olmadı mı diyenler var ama arkadaşlar şunu net olarak söyleyelim. Fred de görüşmeler evet sürüyor. Galatasarayın istediği bir oyuncu olur olmaz. Ama şu anda net olarak bir anlaşma var. Ben diyemiyorum. E, az önce zaten e, Suat abi de aynı şekilde söyledi. 10 e, numara soranlar var abi. 10 numara Kamada gündeme geldi. Talişka gündeme geldi. Özellikle Talişka'ya zaten bildiğiniz üzere tabii birçok kez e, Erdem Bey bu durumu anlattı ama Talişka'ya Galatasaray'a gitti. Sezon başında bu yaz transfer döneminin başında Galatasaray'a Talişka'ya gitti. Fakat Talişka'nın rakamları Galatasaray'a uygun değil. Aynı Şimanski transferinde olduğu gibi Galatasaray'a gitti. Fakat bütçeleri uymadığı için döndü. 10 numaraya aslında baktığında evet Galatasaray transfer yapacak orta sahaya e, işte forveti transfer yaptı. 10 numara arayışı var ama 10 numaraya yani mutlaka bir transfer yapacak mı Galatasaray sence? Şimdi elinizde bir Mertens var. <laughs> Tam 10 numarayı oturtursunuz, oturtmazsınız ayrı ama Mertens'in de bir maliyeti var. Yıllık 3,5-4 milyon eurolara gelen. E şimdi elinizde bu bedellerle oyuncular varken tekrar bir hamle yapmanız zor. Ezanio'ya yani çok büyük bir maliyeti var. Para yatırmışsınız. E, Icardi'yi alıyorsunuz. Raşit kovalanıyor. Orta sahaya takviye kovalanıyor. Bunun yanında mesela Zaha transferi bence niye mantıklı? Zaha'yı 6 milyon eurolar falan bonservis konuşuluyor. Zaha'yı bu imza yani imza bedeli bu imza bedelini bonservis olarak düşünün kulübü size vermez. Oyuncu boşta diye bunu alıyorsunuz. Yani Zaha'yı şimdi masaya otursanız 15 milyon eurodan aşağı alma imkanınız yok. Yani elinde bonservisi olan oyuncuyu imza parasıyla almanız daha kolay. Kamadayı hep konuşuluyor. Evet bence iyi bir imza parası bedeliyle Kamadayı alabilirsiniz. Yoksa e, mümkün değil zaten transfer etmeniz bonservisiyle. Olabilir. Gündeme geliyor zaman zaman ama çok böyle üstünde hızlı koşulan bir transfer değil. Aciliyet daha fazla orta sahaya çevrilmiş durumda. Daha fazla bir de şöyle bir durum var. Maliyeti daha düşük genç isimler peşinde konuşuluyor. Mesela e, Sivanski de gündeme gelmişti. Bon servis verilecekti ama yıllık ücreti düşüktü Galatasaray'ın teklifi. Fenerbahçe e, yıllık ücretini de yükseltti. Bizim daha çok ihtiyacımız var diye hem bon servis hem daha yüksek yıllık ücret verdi. İşi çözdü. Takımların nereye kimi istediği de çok önemli. Ne kadar ihtiyaç oldu. E, burada orta saha transferi şu anda Raşit Sayı bir kenara ayırırsak daha böyle e, canlı ve e, hızlı hızlı çözülmeye çalışılıyor. Evet. E, çok yorum geliyor. Bu arada birçok konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Tabii Galatasaray senin de söylediğin gibi abi çok aşırı derecede yüksek e, hızlı bir transfer dönemi geçirmiyor. Zaten elinde olan kadroyu tuttu. İyi bir kadrosu vardı Galatasaray'ın. Üzerine yaptığı hamlelerle Şampiyonlar Ligi'ni uygun bir hale getirmeye çalışıyor kadroyu aslında. E, evet Kamada'yı konuştuk. Fred'i konuştuk. Şimdi kaleci transferi yapılacak mı diyenler var. Kaleci transferi bitti arkadaşlar. Günay e, kısa süre sonra açıklamada gelir. Uğurcan Çakır muhabbeti ee, çok tehdit ettirebileceğimiz bir şey ve zaten kendisi Trabzonspor'dan başka bir takımda oynamak istemiyor. Ee, defans lazım demiş. Nelson'un durumunu şöyle söyleyeyim. Nelson'un e, net olarak gidiyor mu kalıyor mu bir durum yok. Takımı tutacağız dedi Okan Buruk ve Erdem Timur. Fakat gelecek olan teklif çok önemli. Teklifler hep beklenenin altında. Beklenen teklif gelirse zaten Nelson'un da gitme isteği vardı. Takımda çok önünü e, keseceğini sanmıyorum ben. Ama evet stoper konusu çok önemli abi. Stoper'e e, Nelson diyelim ki kaldı. Abdülkerim var zaten. Sasha Boy, Angelinho, işte Dubois, Kazım Cansu olduğu yedek olarak var. E, Emin var, Kaan Ayhan var. Sence bu alternatif olarak Nelson kalsa dahi yeterli mi sence Şampiyonlar Ligi için? Şimdi burada şöyle bir nokta var. Galatasaray'ın belirlediği fiyat Nelson için 20 milyon euro. Yani 20 milyon euronun altındaki teklifleri çok kabul etme taraftarı değiller. E, Nelson zaten takımı seven, elinden geleni sürekli yapan ve hiç arıza çıkarmayan bir oyuncu tipi. E, ama gitmek istediği de ortada. Her ne kadar siz geçen sene yıllık ücretini 1 milyon eurolara çıkarsanız da oyuncu Avrupa deneyimi yaşamak istiyor. Zaten Galatasaray'a geliş, ama, geliş amacı da buydu. Burada e, Şampiyonlar Ligi görsün, deneyimlensin sonra Avrupa'ya gitsin. Galatasaray'ın da hedefi buydu zaten. Genç yapılan bir yatırım. 7 milyon euroydu bonservisi. E şimdi ee, Ross mesela hatırlayın kiralık verildi. O da Nelson'u yedeklemek için alınan bir oyuncuydu. Nelson kalınca ona süre gelmedi ve tecrübe kazanması adına gönderildi. Bir tane yabancı stoper için uğraşılıyor. Onu söyleyip çünkü Nelson transferin son gününde bile teklif gelse gönderilir. Yani oyuncu da gitmek istiyor. 20 milyon euroları bulursa Galatasaray o bedellere bırakılır ama şu ana kadar gelen para onun yakınından bile geçmiyor. Ha Şöyle diyebilirim ama mantıken yani Nelson kesin kalıyorsa yanında Abdülkerim var, Kaan var. Emin'i de yollamadınız, Emin'e de teklifler vardı. Senden daha çok faydalanacağız diye Emin var. Dört tane net stoper bence yeterli. İkisi Şampiyonlar Ligi ayarında zaten Nelson, Abdülkerim. Kaan'ın büyük deneyimi var. İtalya, Almanya, e, milli takım. E, diğer tarafta da Emin var. Bence bu dördü yeterli ama Nelson'un gitme ihtimali için bir yabancı stoper yedekleme planları var. Evet hatta senin söylediğini şöyle destekledim abi son olarak. Ee, zaten Erdem Bey de yapmıştı açıklamayı. Takımımızdan birçok isme teklif var. Ama kim giderse gitsin onun yerine gelebilecek isimlerin hepsi listemizde hazır demişti.